Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Ve birlikteyiz. Ve Türkiye'nin makus talihini bu meydanda yeneceğiz. Tıpkı atalarımızın yendiği gibi. Ayrıca daha önce bu meydanda bir konuşma yapmıştım. Balıkesir'e İstiklal madalyası verilmesi gerektiğini söylemiştim. Sakın unuttuğumu sanmayın. Bay Kemal sözünden dönmez. Dönmez, bunu bilmenizi isterim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu biliyorum. Büyük sıkıntılarımızın olduğunu biliyorum. Evlerde geçim sıkıntısı olduğunu biliyorum. Hayat pahalılığını biliyorum. Gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Acaba biz yurt dışına gitsek daha mı iyi geçinebiliriz diye bir beklenti içinde olduklarını biliyoruz. Herkesin sıkıntısı var, herkesin derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Artısı eksisi. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha, yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bunu bir siyasetçinin ötesinde sade bir vatandaş olarak ifade ediyorum. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık. Çok ayrı yerlere savrulduk. Artık birleşelim. Artık kucaklaşalım. Artık birlik zamanı. Artık kucaklaşma zamanı. Kavganın zamanı değil, barışmanın zamanı. Birbirimize şöyle veya böyle sert sözler söyleme zamanı değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı. Evlerde sıkıntı var biliyorum. Annelerin sıkıntılarını biliyorum. Acaba çocuğumun beslenme çantasına ne koyayım diye düşündüğünde biliyorum. Allah sizi inandırsın. Bir anne çocuğumun beslenme çantasına bir ekmek koyuyorum, yarım ekmek koyuyorum, araya salça sürüyorum ve çocuğumu öyle gönderiyorum diyor. Ben bu acıyı biliyorum. Bir çocuğumuz açsa aslında 85 milyon açız demektir. Bir çocuğumuz karanlıktaysa, elektrik parasını ödeyememişse aslında 85 milyonumuz karanlıkta demektir. Bir çocuğumuzun, evladımızın evindeki doğalgaz parasını ödemedi diye kışın ortasında doğalgazı kesiliyorsa aslında hepimiz soğuktayız demektir. Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim. Söz verdim. Yeni bir anlayışı getireceğim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi tamamen 85 milyonun bir arada huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi. Bunu inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizden geçiyor. Sizin oylarınızdan geçiyor. Türkiye'nin yeniden adalet içinde inşa edilmesini istiyor musunuz? İstiyor musunuz? İstiyor musunuz? Söz veriyorum. Altı lider bir aradayız. Birlikteyiz. Hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz. Bakınız, burası Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin merkezi. Aynı zamanda tarımın da merkezidir burası. Aynı zamanda turizmin de merkezidir. Aynı zamanda eğitimin de merkezidir. Bu bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Normalde diyelim ki bu kadar zengin bir coğrafyada Allah aşkına çiftçi zarar eder mi? Çiftçinin zarar etmesine imkan verilir mi? Buğday dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Ya kardeşim, sen yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi çiftçini, kendi üreticini desteklesen daha iyi olmaz mı? Daha güzel olmaz mı? Bizim insanımız kazanmaz mı? Bunların tamamı olacak. Göreceksiniz. Onlar beşli çeteler için çalıştılar. Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. Bundan emin olun. Bizim için yandaş değil, vatandaş önemli. Herkesin kazandığı, herkesin ürettiği ve hiç kimsenin zarar etmediği, alın terinin değer bulduğu bir tabloyu inşa edeceğiz inşallah. Göreceksiniz. Ayrımcılığı bitireceğiz, göreceksiniz. Ötekileştirmeyi bitireceğiz, göreceksiniz. 85 milyon birlikte çalışacağız. 85 milyon
birlikte alın teri dökeceğiz. 85 milyon Türkiye'nin büyümesi, kalkınması için çaba harcayacağız. Bu ülkede sözüm var, sözüm. Bay Kemal'in sözü var. Sakın unutmayın. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğim. Bir Türkiye'yi. Her evde huzurun, her evde bereketin oldu. Her evde insanların güler yüzü oldu. Komşularıyla ilişkilerinin iyi oldu. Caddesinde, parklarında, sokaklarında özgürce rahat gezebildiği bir Türkiye'yi arzulamıyor muyuz? Böyle bir Türkiye istiyoruz. Böyle bir Türkiye'miz olsun. Böyle bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlunda ne farkımız var? Ya çalışkan insanlarımız var. Üniversiteleri bitirdiler ama göreceksiniz üniversitelerde bilgi üretecek. Çok güzel üniversitelerimiz bilgi üretecek, öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri büyük ölçüde hazır olacak. Söz verdim. 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100. yılında yapacağız diye. Niçin? Niçin? Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını. Köyde öğretmen de olacak, öğrenci de olacak. Yani Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Dolayısıyla köyü terk edip çocuğumu okutmak için kente geleyim demeyecek. Öğretmeni orada olacak. Aynı zamanda her köyde öğretmen dışında ziraat teknisyeni veya ziraat mühendisi de olacak. Bunların paralarını, ücretlerini nasıl öğretmeninkini ödüyorsa bunların ücretlerini de ödeyecek. Toprak analizlerini yapacak. Hangi ürünün ekilmesi gerektiğini söyleyecek. Çünkü havza bazlı planlama yapacağız. Çiftçi ekecek, üretecek, asla zarar etmeyecek. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim orada olacak. Veteriner sağlık teknisyeni orada olacak. Onlar da üreticinin hayvanlarının aşılarını yapacak. Beslenme sağlıklı mıdır, değil midir? Bütün bu konularda yardımcı olacak. Yani ziraatçı çiftçinin ekeceğine, ne ekeceğine, nasıl ekeceğine karar verecek. Veteriner hekim onun hayvancılık yapıyorsa onunla ilgili hangi kararların alınması gerekiyorsa, aşıların yapılması gerekse onu yapacak. Yani köyde öğretmen olacak, köyde ziraatçı olacak, köyde veteriner hekim olacak ve köyde imam olacak. Köyün entelektüel düzeyini de yükselteceğiz ve köyde yaşayanların hepsi huzur içinde yaşayacaklar. Hepsi üretecek, hepsi kazanacaklar. Bu kadar mı? Hayır. Ayrıca bir şey daha. Kırsal boşalıyor, biliyorsunuz. Gençler kalmıyorlar. Kırsalda çalışan gençlerin ve bütün kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Böylece kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Ve emekli olduğunda da huzur içinde yaşayacak. Bunu da yapacağız, göreceksiniz. Çünkü bu ülkenin insanları bizim insanlarımız. Bu ülkenin insanları mutlu olmazsa siyaset yapmanın bir mantığı yoktur. Bir anlamı yoktur. Dolayısıyla herkesin mutlu olduğu, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Asıl hedefimiz bu ve bu hedeften asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilmenizi isterim. Emekliler, hazır mısınız emekliler? Hazır mısınız? 2015'ten bu yana söylüyorum, 2015'ten Ramazan bayramında ve Kurban bayramında emeklilere asgari ücret kadar bir ikramiye verin. Önce itiraz ettiler. Parayı nereden bulacaksın dediler. 50 tane laf söylediler. Sonra baktılar ki Bay Kemal aktı. İkramiye vermeye başladılar. Ama düşük. Biner lira verdiler. Sonra bu miktarı bir miktar artırdılar. Şimdi biraz daha artırdılar. Benim sözüm sözdür. Emekliye Ramazan bayramında ve Kurban bayramında asgari ücret kadar bir ikramiye vereceğiz diye. Önümüzde Kurban bayramı var. Seçimlerden sonra Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz. Bankaya gideceksiniz. Bankada her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz. Her emeklinin. Bunu söyledim ya. Gene
Efendim parayı nereden bulacaksın diye koro halinde şikayet. Ya sen beşli çeteye para bulurken emekliye para bulamıyorsun. Beşli çetelerden alacağım. Beşli çetelere para var, tefecilere para var ama emekliye gelince parayı nereden bulacaksın? Bulacağım, bulacağım. O parayı söke söke alacağım, emekliye vereceğim, işçiye vereceğim, üreticiye vereceğim, alın teri dökene vereceğim. Biz onlar gibi değiliz. Biz onlar gibi değiliz. Biz mütevazi yaşamayı bilen insanlarız. Halk gibi yaşamayı bilen insanlarız. Biz sizleriniz. Sizin gibiyiz aslında. Evimiz de öyle, barkımız da öyle, mutfağımız da öyle, çocuklarımız da öyle. Her şeyimiz öyle. Biz çocuklarımız askerlik yapsın diye ne diyorlardı? Paralı mı diyorlardı? Bedelli, bedelli diyorlardı. Bedelliye göndermedik. Garibanın çocuğu gidiyorsa, askerlik yapıyorsa, Bay Kemal'in çocuğu da gitsin askerlik yapsın dedik. Bizim düşüncemiz odur. Felsefemiz odur. İnancımız odur. Eğer siyasetçi halka örnek olmazsa olmaz. Siyasetçi halka örnek olması lazım. O nedenle ahlaklı bir siyaset, ahlaklı, erdemli bir siyaset, bilgili bir siyaset, toplumun sorunlarını çözmeye kilitlenmiş bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve bu mücadeleyi mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Kimlerle? Sizlerle kazanacağız. Beraber kazanacağız. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız. 418 milyar dolar devleti soydular. Bu parayı götürdüler. 418 milyar dolarlık bir soygun olmasaydı şu soruyu rahatlıkla cevap verebilirlerdi. Diyordu ya, bu can bu benden de kaldıkça papazı vermem diye. Ne oldu? Para yok, kasa boş, papazı götürüp teslim ettiler. Demek ki güçlü olursanız meydan okuyabilirsiniz. Güçlü olursanız bu ülkenin hakkını, hukukunu savunursunuz. Eğer güçsüzseniz, paraları başka yerlere kaptırmışsanız, birilerinin telkininin dışına çıkmıyorsanız sizin bu ülkeye bir faydanız yoktur. Yine kalktılar söylediler. Bak ha, senin beni kızdırma, senin mal varlığını araştırırım ha dedi. Tek bir cümle dahi kullanılmadı. Tek bir cümle. Oysa Bay Kemal ne derdi? Mal varlığımı araştırmazsanız namessiniz derdi. Onun için diyorum, 418 milyar dolarlık bir malı götürdüler. Sanıyorlar ki biz bu parayı götürdük Londra'ya, götürdük Amerika'ya, götürdük şuraya. Bay Kemal bu paraları bulamaz. Son kuruşuna kadar nerede olduğunu biliyorum ve o paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. O paralar çetelerin, beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının paraları değil, 85 milyonun alın teridir o paralar. Çalındı, alacağım ve getireceğim. Endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Hiç endişe etmeyin ondan. Bakın gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitiriyor ve işsiz. Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmişler ve işsizler. Bunların sayısı milyonları buluyor. Anne bakıyor evladının yüzüne. Baba evladının yüzüne bakamıyor. Çünkü baba da işsiz. Evlat da işsiz. Evde para yok. İmkanlar son derece sınırlı. Dolayısıyla bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Gencecik evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. Çalışıyor. KPSS sınavına giriyor. Yüksek puan alıyor. Sözlüğü de eliyorlar. Kaldıracağım. Kaldıracağım sözlüğü. Tamamen kaldıracağım. KPSS'ye gireceksiniz. Başarılı olacaksınız. Atamanız hemen yapılacak. Torpili bitireceğiz torpili. Torpili bitireceğiz. Efendim dayın varsa giriyorsun. İyi de garibanın dayısı yok. Peki ne olacak? Sahipsiz mi olacak? Hayır efendim. Onun sahibi Bay Kemal olacak. Hiç endişe etmeyin. Bütün garibanların sahibi Bay Kemal olacak.
Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'yi yol geçen haline döndürdüler. Sınır diye bir şey kalmadı. İpini koparan Türkiye'ye geliyor. Afganistan'dan geliyor, Afrika'dan geliyor, Suriye'den geliyor, Irak'tan geliyor. Sanki bu ülkenin sınırı yok. Oysa gidin sınırda şu yazar. Hudut namustur der. Hudut namustur. E bunlar yol geçen haline döndürdüler. 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. Söylediğim en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Çok açık çok net söylüyorum. Çok açık ve net. Efendim gönderemezsin diyorlar. Bay Kemal gönderecek efendim. Buradaki Suriyelilerle de görüştüm. Nasıl göndereceğimi onlara da anlattım. Dediler ki siz bu şartları sağlarsanız biz kendi memleketimize gideriz. Biz bunların tamamını yapacağız. Türkiye yol geçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye 3 milyon 600 bin sığınmacıya baktı. Eyvallah. Başımızın üstünde. E bitti kardeşim ya. Bitti. Yazıktır, günahtır. Bizim evlatlarımız işsiz. Onların işi olması lazım. Gücü olması lazım. Asgari ücretin yarısıyla çalışıyor. 18 saat çalışıyor. E onlara da yazık, günah. Onları memleketlerine uğurlayacağız. Kendi ülkelerine gidecekler. Suriye ile barışacağız. Ve Suriye'ye, onların ayrıca Suriye'de can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Hiç ama hiç endişe etmeyin. Ne diyorduk? Bay Kemal sözünden, Bay Kemal sözünden, Bay Kemal sözünden, emin olun sözümden dönmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun, ne olursa olsun, hiçbir vatandaşımın başını öne eğdirmeyeceğim. Hepimiz göklere ve ufka bakacağız. Güzelliklere bakacağız. Ağaçların yeni açmış çiçeklerine bakacağız. O baharın güzelliklerine bakacağız. O nedenle diyorum, baharlar gelecek ülkemize diye. Baharlara ihtiyacımız var diye. Bir şey daha. Bir şey daha. Bir şey daha. Bizi bazen efendim ben sizlerle gurur duyuyorum. Hiç endişe etmeyin. Sizlerle gurur duyuyorum. Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Kuvayi Milliye Meydanı'nda 6 okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulamaya kalkıyorlar. Sorgulamaya kalkanların ne olduklarını anlatayım size. Tank palet fabrikasını ordunun en büyük fabrikalarından birisidir. Değeri 20 milyar dolardır. Katar ordusuna peşkeş çektiler. Verdiler oraya. Sözüm söz. Kuvayi Milliye Meydanı'ndan sözüm söz. Tank palet fabrikasını alacağım. Şanlı ordumuza vereceğim. Onları yapamıyorlar. Sözde biz milliyetçi değiliz, onlar milliyetçi. Sen kalkacaksın. Sen kalkacaksın. 3-5 kuruş için gidip dileneceksin. Bay Kemal kimseye dilenmez. Türkiye'nin onuru, Türkiye'nin şerefi vardır. Düne kadar hakaret ettiğin adamın ayağına gidiyorsun. Niye gidiyorsun kardeşim? Gitmeyeceksin o zaman. Bir şey daha. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz şehit edildi. Ve 34 askerimiz şehit edildikten 2 gün sonra yanlış hatırlamıyorsam Erdoğan Putin'e gitti. Putin'in kapısında bekletildi. Putin kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kapısında kaç dakika beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra kapıyı açtı. Gel yanımda otur dedi. Konuşabilirsin şimdi diye. Bu mudur dünya lideri olmak? Bu mudur Türkiye'nin itibarını korumak? Ya arkadaş, şehit olan bizim askerimiz. Vuran Rusya. Eğer özür dilemesi gereken varsa Rusya'nın özür dilemesi lazım. Sizin askerlerinizi şehit ettik ama kusura bakmayın demesi lazım. Tazminat ödemesi lazım. Sıkıntılarımızı anlaması lazım. Bütün bunları unuttular. Ayağına gitti, yalvardı, yakardı, döndü Türkiye'ye geldi.
Şimdi soruyorum, bu mudur milliyetçilik? Allah aşkına, Allah aşkına, geçmişte MHP'ye ve AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma soruyorum. Ben onların vicdanına soruyorum. Bu mudur milliyetçilik Allah aşkına ya? Bu mudur milliyetçilik? O nedenle yeni bir sayfayı açmak zorundayız. Beraber birlikte olmak zorundayız. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci birlikte olmak zorundayız. Ve Türkiye'yi bugün içine düştüğü bu badireden çekip çıkarmak zorundayız. Saygın bir ülke yapmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Bakın ben Şanlıurfa'ya gittim, dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bağırdılar. Elinden tutan mı var, yap dediler. Yaptık. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir kadın belediye başkanımız var. Kurdu güneş panellerini, elektrik elde ediyor ve çiftçiye bedava veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kurdu güneş panellerini, elektrik elde ediyor, çiftçiye ücretsiz veriyor. Ne olacak? Bakın, Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Bizim için önemli olan bu ülkenin çıkarlarıdır. Bu ülkenin çıkarları her şeyden öndedir. Dışarıdan petrol getiriyorsun, elektrik üretmek için dolar ödüyorsun. Dışarıdan doğal gaz alıyorsun, dolar ödüyorsun. Güney Afrika'dan kömür getiriyorsun, dolar ödüyorsun. Ya Allah'ın güneşi bedava kardeşim. Bedava ya. Güneşten kimse bize fatura kesmeyecek. Allah'ın güneşi bedava. Söyledim, yine söylüyorum. Önce Şanlıurfa'dan başlayıp sonra Türkiye satında bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Bütün çiftçilere. Alacaklar, kullanacaklar ücretsiz. Artan elektrik artıyor çünkü hepsini tüketemiyorlar. Artan elektriği interconnect sistemi içinde satacaksınız. Çiftçilerin kooperatifleri ayrıca oradan gelir elde edecek. Türkiye zengin bir ülke. Yeter ki ne yapacağınızı bilin. Nasıl yapacağınızı bilin. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kardeşiniz tam 27,5 yıl devlette çalıştı. 27,5 yıl. Bunun ağırlığı Maliye Bakanlığı'nda. Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? Savurganlıkla nasıl mücadele edilir? Bütün hayatım böyle geçti. Göreceksiniz, savurganlığı bitireceğim. Göreceksiniz, o savurganlıkta tüy bitmemiş yetimin hakkını nasıl yendiğini biliyorum. Onun önleneceğini göreceksiniz, nasıl önleneceğini. 16 uçak var değil mi Cumhurbaşkanlığına bağlı? 16 uçak. 16'sını satacağım, yangın söndürmek için uçaklar alacağım. Güney, orman yangınlarını söndüreceğiz. Ormanımız yanıyor ya. Ormanımız yanarken kaplumbağalar, kuşlar, o Allah'ın yarattığı canlılar da o arada gidiyor. Bunlarda vicdan yok kardeşim. 16 uçağım var ya. Orman yangını söndürecek uçak bulamadılar ya. Onu satacağım. 16 uçağı satacağım. Orman yangınlarının söndürülmesi için yeni uçak filoları oluşturacağız. Türk Hava Kurumu'na vereceğiz bunu. Türk Hava Kurumu kadim bir kuruluştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir kuruluştur. O kuruluş orman yangınlarında yine bir numaralı kuruluş olarak yerini alacak. Ayrıca Kızılay'ı da düzelteceğiz. O da kadim bir kuruluştur. Öyle çadır madır işini bırakacağız. Onun başındaki adamları alacağız, bir tarafa atacağız. Siz kardeşim yeter. 5 yerden, 6 yerden, 7 yerden maaş alma dönemini bitireceğiz kesinlikle. Ne alıyorsun sen? 5 yerden, 6 yerden, 7 yerden aylıklar alıyorsun. Gencecik pırıl pırıl evlatlarımız işsiz geziyorlar. Düzelteceğiz, düzelteceğiz. Az önce Ekrem Başkanımız güzel bir şey söyledi değil mi? Ne dedi? Her şey... Aynı şeyi tekrarlayalım mı? Her şey... Her şey... Her şey... Arkadan ses gelmiyor. Her şey... Her şey... İnanın her şey çok güzel olacak. Bu memlekete baharlar gelecek. Hepimiz kucaklaşacağız. Hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Emin olun. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.